Herkese merhaba, ben Gülşah. Pilates ve yüz yogası eğitmeniyim. Pilates konusunda tüm eğitimlerini almış ve dünya çapında tek bir yetkili merci olan Pilates Metod Alliance kurumunun PMA'in sınavına girmeye hak kazanmış ve o sınavı geçmiş Türkiye'deki 20 eğitmenden biriyim. Ama bugün size yüz masajı yaptıracağım. Kanalımda bir tane daha yüz masajı videosu vardı sadece. Bir tane daha çekmek istedim sizin için. Bu ders için sadece bir yağ ihtiyacınız var. Hadi gelin başlayalım. Ama önce tabii ki beni artık tanıyanlar varsa kafa masajıyla başlayacağız. Çünkü çok önemli. Saçlarınız topluysa açın yani. Dik ve rahat oturabileceğimiz bir yerde oturalım. Karşınızda bir ayna olursa güzel olur. Hem beni hem aynadan kendinizi görürsünüz. Şimdi saçlarımızı şöyle tutam tutam biraz çekeceğiz ve sallayacağız her yöne doğru. Ayrıca kafa masajı videom da var kanalda ve her dersin başında da yaptırıyorum aslında tüm yüz derslerimin. Masajdan önce de yaptırıyorum. Yani ben her gün muhakkak bunu yapıyorum. Hem saç sağlığı için çok güzel, saçlarıma çok iyi geldi. Hem de yüzümüzle başımız, boynumuz, bütün vücudumuz bağlantılı. Bu masaj yani yüzümüz için de çok önemli. Belli bir bölgedeki kırışıklık ya da deformasyon başka bir şeylerden kaynaklanıyor oluyor genelde. Dolayısıyla hep söylüyorum, her zaman tüm yüz, baş ve boyun beraber çalışmaya çalışın bunu. Yani benim göz kapağım düştü, sadece o hareketleri yapayımla çok ilerleyemezsiniz. Saçımızı tutam tutam tutup çekip sallayalım. Gelişi güzel, her yöne sallayalım. Çok rahatlatıcı bir masaj. Baş ağrısı yaşıyorsanız, stres yaşıyorsanız ki yaşıyorsunuzdur. Uyku problemleri çok iyi geliyor. Diş sıkma çok iyi geliyor. Şimdi parmaklar birbiriyle böyle iç içe geçecek. Bastırarak yapıyoruz, tamam mı? Soft değil yani, güçlü bir şekilde. İç içe geçiyor, geçiyor, geçiyor. Bütün başımızdan bir geçelim böyle. Her yere dokunmuş olalım. Şimdi biraz sert ve güçlü yine saçımızı yıkar gibi yapacağız. Her yerine dokunuyoruz. Saçlara doğal volüm veren bir masaj bu arada. Benim saçlarım hep çok sönük olmuştur. Dümdüz böyle uzar yani, kötü uzardı. Çok memnunum saçlarımdan. Bir yıldır çok iyi geldi bana bu masajlar. Evet, şimdi herhangi bir parmağımın şu buralarıyla, şu eklemlerle kaşlarımı şöyle biraz bastırıp açıyorum. Hiç bastırmadan yuvarlıyorum ondan sonra. Yani kaşlar baskı tamam, yukarı ve yana doğru. Ama buradan aşağı çekmiyorum mesela. Geri geliyorum sadece. Acıyabilir kaş bölgesi. Akupunktur noktaları var, tetik noktalar var. Acıyacak ama iyi gelecek sonrasında. Henüz yağ sürmedik bu arada. Birazdan süreceğiz. Şimdi bütün parmaklarımın buralarını kullanıyorum. Kaşlarımdan yukarı doğru saça da gidiyorum bakın. Kafamın tepesine doğru gidiyorum. Şimdi yatay. Önce yatay, sonra yukarı doğru bir itiş var. Yine o eklemleri, o kemikleri kullanıyorum parmaklarımın. Biraz geniş tutuyorum. Hem kaşa hem saç dibime geliyor. Bir tane daha. Güzel. Şimdi biraz hem kollarımız dinlensin. Böyle avucumu ortadan yapıştırdım ve daire yapacağım. Yüzüm rahat, kaşım gözüm rahat. Elimin altında kırışıklık yok. Yavaşça çevirelim bunu. Biraz o kaş arasına odaklanmaya çalışalım. Ağzımız, çenemiz rahat. Dişler birbirine değmiyor. Hiçbir zaman unutmayın. Bir de terse çeviriyoruz.
Şimdi biraz şöyle başımızı elimize bırakalım hadi. Bakın biraz kaşım gözüm açılmış oldu. Başımın ağırlığını elime bıraktım. Önünüzde bir masa varsa rahat yaparsınız. Yoksa şöyle de tutabilirsiniz. Yine yüzüm rahat. Kaşım, gözüm, çenem, her şey rahat. Şimdi başımız zaten düşmek istiyor baş burada bir yerden sonra. Bırakalım kendisi düşsün. İttirmiyorum, başım düşüyor. Bir tane daha yapacağız. Burada böyle bir fresh bir his hissetmişsinizdir belki. Ben her seferinde hissediyorum. Yavaşça başımız kayacak. Güzel. Şimdi böyle yavaş zigzaklarla yukarı doğru gidiyor elim. Yine avcumun ortasına oturttum güzelce. Zigzag zigzag yukarı. Bir tane daha. Güzel. Şimdi şuralarla biraz daha güçlü olacak. Şakak bölgesi. Kulağımızın üzerindeki saçlı alandayız. Hissedeceksiniz gergin yerleri. Bu herkeste gergindir. Çiğneme kasları, şakak bölgesi herkeste. Çünkü her bir şey çiğnediğimizde ya da böyle dişimizi sıktığımızda sinirle vesaire burada da bir gerginlik oluşur. Bu kaslar birbiriyle bağlantılı. Dolayısıyla çok önemli. Bütün araştırın bulduğunuz o gergin noktaları rahatlatmaya çalışın masajla. Şimdi biraz şu bölgedeyim. Kaşın yanı, alnın yanları. Şimdi kulağın önünden böyle bir hat halinde iniyorum aşağı yukarı. Yani tam kulağın şu yapışık kulağın ön kısmı çizgi halinde muhakkak değsin parmağınız. Aşağı yukarı çiğneme kaslarını rahatlatacağız şimdi. Ve sanki şu elmacık kemiğimden içeri ve aşağıya sıyıracağım. Böyle hem ağzım açılıyor bakın aşağı doğru. Bunu da hissedeceksiniz. Diş sıkıyorsanız, çeneniz gerginse kesinlikle bu masajları her gün yapmalısınız. Kafa masajı ve şu ana kadar yaptığımız her şey. Biraz şu arada takılalım. Yine hissedeceksiniz gergin yerleri. Şimdi kulağın altında bir akupunktur noktası var. Hem biraz kollarımız dinlensin. Burada böyle yumuşak ve yavaş, çok bastırmadan masaj yapacağız. Bu noktayı hissedersiniz. Her akupunktur noktası hissedilmiyor yüzde. Ki birazdan hissedilmeyen bir yerlere dokunacağız. Ama bunu hissedersiniz. Evet. Şimdi saçımı topluyorum. Dolanmasın diye. Ve yağımızı süreceğiz. Bu damlalıklı şişeleri seviyorum. Rahat oluyor yağı alması, kullanması. Ben şu an pirinç kepeği yağı kullanacağım. Bu arada kısa bir video ekledim. Orada görürsünüz. Sizin için hepsi burada da. Kullandığım tüm ürünleri, yüzüm için kullandığım, cildim için kullandığım tüm ürünleri toparladım bir liste halinde. Aşağıya açıklamalara da koyarım. Yani kullandığım bütün yağlar, yüz yıkama jellerim, diş macunuma kadar, kolajenime kadar, güneş koruyucularıma kadar her şeyi koydum. O listeyi de kaydedin. Yeni ürünlerden de haberiniz olur. Şimdi böyle birazcık ısıttım yağı ve elimi. Şöyle bütün boynuma, şu göğüs üzerine, buralara da masaj yapacağız çünkü. Böyle yumuşak ve yukarı yönlü hareketlerle yediriyorum. Çok böyle aşağı yukarı çekiştirmeyelim yüzümüzü.
Gerekirse biraz daha yağ alırız. Şimdi ufak bir lenf drenajla başlayalım. Çok önemli lenf drenaj. Bastırmıyorum. Sadece böyle sever gibi kendimi. Alın iki yanından, kulaktan aşağıya doğru bir süpüreceğiz. Lenf drenaj masajı hafif oluyor. Lenf sistemini tetikliyor. Atıkların daha hızlı atılmasını sağlıyor. İşte yüzdeki o şişkin, yorgun, sağlıksız görüntü gidiyor yavaş yavaş. Önemli bir masaj. Ve çok bu hafif dokunuşlar yeterli oluyor. Zaten hiçbir zaman yüzümüzü bastırıp aşağı çekmeyiz. Bir tane daha. Şimdi şöyle yüzük parmağı iyidir göz çevresi için. Kaşımdan, elmacık kemiğimden böyle çok hafif bir daire yapıyorum. Ve yavaş yavaş bu daireyi küçülteceğiz. Girdap yapacağız yani. Parmağınız kaymıyorsa, zorlanıyorsa bir damla daha yağ alabilirsiniz. Küçültüyoruz ve büyütüyoruz bu girdabı. Başa döndüğümde bir tane daha yapacağım. Ve tekrar büyütüyorum son olarak. Güzel. Şimdi bütün şurayla iki yana açıp, sıyırıp, yumuşak bir şekilde indiriyorum. Yine çekiştirmeden. Hala lenf drenaj yapıyoruz. Biraz yüzeysel yani. Ve iki yandan aşağı. Bir tane daha. Güzel. Şimdi kulağa kadar gidiyor bakın bir elim. Oradan dairesel geri geliyor. Saçımı da çok kötü toplamışım ama neyse. Kulağa kadar gidiyorum. Yumuşak bir daire yapıyorum. Kulağın biraz arkasına doğru böyle gitsin. Parmağınız kepçeye değsin. Birer tane daha. Şimdi sağ elim. Bakın köprücük kemiğim parmaklarımın arasında kaldı. Yumuşak. Yine öyle çok baskı yapmıyorum. Yumuşak bir gidip gelelim şöyle. Buralar çok önemli bölgeler. Vücutta 800 civarı lenf nodülü var. Bunun 300'den fazlası bizim yüz masajında masaj yaptığımız şu bölgede bulunuyor. Yani çok önemli yüzümüz, kulaklarımız, boyun, bu çevre, koltuk altı, köprücük kemiği çok önemli lenf dolaşımı için. Şimdi şuraları kullanacağım. Ortadan yukarı doğru bir V yapar gibi. Acıyabilir çünkü bu bölge biraz gergin oluyor ama inanın iyi geliyor. Biraz kızaracak buralar. Köprücük kemiği altından böyle ortadan yukarı. Güzel. Hadi öbür taraf. Şimdi sol elimle sağ köprücük kemiğini araya aldım. Güzel. Yine şuralar. Hadi bakalım yukarı. Bu dekolte bölgesindeki kırışıklıklar vesaire için de çok güzel şu an yaptığımız masaj. Şimdi şuradan şöyle bir parça tutup sallayacağız. Böyle parmakların arasında tutabildiğiniz bir noktadan tutun ortada. Olmuyorsa da şöyle yapabilirsiniz mesela. Tutamıyorsanız, çok acıyorsa vesaire. Şimdi omuzlar yukarı ve öne gidiyor. Kambur oluyorum bakın. Burası resmen böyle kepçe oluyor. Ve rahatlatacağız. Nefes alırken yukarı ve öne. Bu da buradaki o fazla lenfin atılması için, dolaşımın hızlanması için güzel bir hareket. Bir tane daha. Güzel. Şimdi şöyle tuttum çenemden. Bakın baş parmaklarım aşağıda. Çene hattımı takip ediyor kulağıma doğru.
Çene kemiğinin hemen altında takip ediyor. Yavaşça. Şimdi lenf drenajı yaptık. Bundan sonra masajda, hani aksini söylemezsem eğer, her zaman kası ve içerideki dokuyu uzatmaya çalışacağız, tamam mı? Yani deri değil düşüncemiz, hep sanki parmağımız içeri eriyor. Onu hissetmeye çalışın. Bir tane daha. Şöyle birazcık sıyıralım. İçeri ve yukarı doğru, tam o gıdı bölgesi. Şimdi parmak bu aşağıda, öbürleri yukarıda. Şöyle kulağa doğru gideceğiz. Kıskaç yaptık yani. Nasıl rahatsa öyle tutun. Böyle olur, böyle olur, böyle olur. Hiç fark etmez ama gidiş yönümüz, bakın, önemli. V şeklinde. Nasıl rahatsa öyle tutun. Kulağımın üzerine doğru sanki taşıyorum. Baş parmak aşağıda kalıyor. Hep kası uzatmayı hayal edin, düşünün. Bir tane daha. Şimdi tam baş parmakları öyle bir yere koyacağız ki tam şu böyle köşenin altında. Biraz gülmeye çalışacağız ve oradaki gerilmeyi hissedeceksiniz. Şu dudağı aşağı çeken kası biraz uzatmaya çalışacağız, esnetmeye. Yavaşça kayıyor parmaklarım. Gülmeye çalışıyorum bu arada. Daha da gerildiğini hissedeceksiniz. Kası uzatmaya çalışıyoruz. Bir tane daha. Güzel. Şimdi parmaklarım böyle birazcık birleşecek aşağıda. Sıyırır gibi bu çeneyi. Şimdi sağa ve sola çekeceğiz. Ağzımız rahat. Biraz yukarı giderse iyi olur. Yani böyle gülen dudak yaparsa. Birer tane daha. Güzel. Şimdi şöyle gülme çizgisinde hafif bir O diyeceğiz. Testere yapacağız buralarda. Gülme çizgisi, burnun yanı. Isınacak biraz. Şimdi burnun yanı ile biraz ilgilenelim çünkü önemli bir nokta. Yine hep kası hedefliyorum. İçeri giriyor sanki parmağım. Yavaşça aşağı yukarı. Bu burnun yanındaki kaslar gergin olduğunda işte gülme çizgisi oluşuyor. Yanaklar sarkmış gibi görünüyor vesaire. Yani önemli burayı rahatlatmak. Ve burnun yanına masaj yaptığınızda hep nefesiniz açılır. Unutmayın yani bunu. Yavaşça aşağı yukarı. Biraz dairesel şimdi. Sonra iniyoruz aşağıya. Hemen hafifçe yanına da yapın burnunuzun. Yani tam dibine ve sonra biraz dışına da. İyi gelir. Buradaki sinüsleri açar. Şimdi böyle bir silkeler gibi gülme çizgisini çevireceğiz parmakları. Güzel. Parmaklar makas. Bakın dudağımı gülen dudak yapıyorum. Yanak arada kalıyor yukarı. Bir oraya bir oraya. Gidiş yönümüz hep kulak üstü. Birer tane daha. Güzel. Hadi biraz alındayız. Elimle sara sara yavaşça yukarı yönlendiriyorum. Saça da gidiyorum. Alını da kesmeyelim. Biraz gitsin ellerimiz.
Şimdi bir elim tutarken hafif yukarı ve yana doğru, öbürü yana sıyırıyor, sıyırıyor. Şimdi bu tutuyor, bu geliyor. Hafif bir itiş var yani bu elde. Güzel. Şimdi makas. Hafif başımızı düşürebiliriz yine böyle. Dirseğinizi masaya koyun. Daha rahat oluyor. Makas açılıyor bakın başım düşerken. Şimdi bunu biraz sağa, biraz sola doğru. Başınızı sabit tutup sadece parmakla da yapabilirsiniz. Daha kolay geliyorsa. Bu bölgenin rahatlamasına izin verelim her şeyden önce. Hissedin yani. Birer tane daha. Güzel. Şimdi kaştayız. Bir parmağım, şöyle işaret parmağımı koydum ve aynı noktada böyle bir 7-8 tane daire yapıp yana geçeceğim. Yani şunu yapmıyorum bakın. Deriye yapıştı parmağım. Böyle bir kendimce bir baskıyla 7-8 tane daire yapacağım. Sonra bakın pıt bir adım yana geçtim. Bunu yaparken çok kırışıyorsa vesaire öyle bir şey hissediyorsanız tutabilirsiniz tabii ki. 7-8 daire yapıyorum. Yana geçiyorum. Parmak, deri, yapışık. Yine hep içerideki kasa hedefliyoruz ya, onu düşünün. Kasa eriyor sanki parmağımız ve onu açıyor, rahatlatıyor. Kaşı bitirmek üzereyim. Bu daireden devam edeceğiz aslında. Bakın. Tabii ki bu bölge şimdi biraz elmacık kemiğine vesaire geleceğiz. Daha yumuşak olsun. Kaş kadar bastırmıyorum yani şu an ben. Gözaltı torbası değil de elmacık kemiği üzerinde gidiyoruz. Göz çevrenizdeki sorunlar için güzel bir masaj bu. Son olarak gözün başındayım. Burada da bir akupunktur noktası var ve hissedersiniz bunu. Güzel. Hadi öbürü. Baştayız. 7-8 tane daire. Minicik yana geçtim. Adım adım kaşımda ilerleyeceğim. Bir yandan da akupunktur masajı yapmış oluyoruz aslında bu bölge için. Gözün başına geldim yine. Yumuşak bir şekilde akupunktur noktasındayım. Şimdi hani demiştim ya, hissedemediğimiz bazı akupunktur noktaları var. Mesela bunlar öyle. Tam göz bebeğinin altında ve gözaltı torbasının içinde. Tam göz bebeğinin altındaki hatta.
Yumuşacık şöyle dokunup dokunup çekelim hadi. Bu hissedemediğimiz bir akupunktur noktası ama göz sağlığı için çok önemli ve göz çevresi problemleri için de öyle. Yumuşak, dokunup dokunup çekiyorum. Şimdi yumuşak bir şekilde burada kalsın. Böyle minicik hareketler yapıyorum. Aşağı yukarı ya da dairesel ve yavaş hareketler. Şimdi bu hatta biraz aşağı indim. Yani kemiğin tam altına gibi indim. Yine böyle göz bebeğinin altı. Burada da bir akupunktur noktası var. Ve kaçırmamak için hissedemiyoruz ya. Birazcık sağa, birazcık sola, biraz yukarı, biraz aşağı. Yine yumuşak dokunuşlar yapalım. Şimdi bir adım daha inelim. Elmacık kemiğinin altına geldik zaten. Burada şöyle yumuşak bir dairesel masaj yapacağız. Evet, şimdi biraz yanaklarla ilgilenelim. Şimdi şöyle yine masanız varsa rahat olacak. Parmaklar böyle tutuyor. Burnun yanından baş parmakları aşağı sıyırsın, uzatsın ve yavaşça elmacık kemiğinden bakın şöyle götürüyorum kulağımın üstüne doğru. Yine burnunun yanındaki kasları şu an uzatmış oluyoruz. Parmak tam böyle kemikten dönüyor bakın. Güzel sarıyor elmacık kemiğini ve yukarı doğru. Tutmadan da olur tabii ki. Nasıl rahatsanız o şekilde. Bir tane daha. Güzel. Şimdi sağ parmak ucuma bir damla yağ daha aldım. Sol elimle bakın sağ kaşımın gözümün arasını biraz açtım. Sol elimin dışıyla sağ taraftayım şimdi. Bununla yumuşak bir daire yapıyorum. Tam bu kaz ayağı bölgesinde. Yeterince yumuşak yapabiliyorsanız herhangi bir parmağınızla yapabilirsiniz göz çevresi masajlarını ama o yumuşaklığı sağlayamıyorsanız yüzük parmağıyla yapın. Yüzük parmağı soft bir parmak ve genelde göz çevresi masajı için o kullanılıyor. Ama ben yo yumuşak yapabiliyorum diyorsanız herhangi bir parmak da olur. Şimdi biraz açarak bakın yukarı doğru süpürüyorum ama çok soft yani. Kesinlikle çekiştirmek değil bu. Böyle bir sever gibi böyle eyeliner çizgisinde yukarı doğru biraz açılıyor parmaklarım makas gibi. Bir tane daha. Güzel. Hadi öbür taraftayız. Sol parmak ucuma aldım. Bir damlacık yağ şimdi. Sağ elim şöyle dışından tut C gibi biraz açtım yani çok değil. Hiçbir zaman agresif şeyler yapmayalım. Ve yumuşak bir şekilde bakın. Hissedilir hissedilmez yani. Çok hafif. Bir daire yapıyorum. Şimdi yumuşacık yukarı doğru götürelim. Güzel. Şimdi parmaklarımız yumuşak. Alttan üstten yukarı doğru bir gidiyoruz. Çok yumuşak. Bir tane daha. Şöyle işaret parmağını kanca yaptık. Yukarıdan başladık.
Yavaş yavaş aşağı doğru ineceğiz. Şimdi şu an biraz elmacık kemiğin çevresinde dönüyor. Bir tane daha. Güzel. Dudaklar. İki elimin, böyle bir elimin iki parmağı arasında gelişi güzel sıkıyorum dudakları. Şimdi yatay. Ayrı ayrı. Aşırı bir sıkma değil bu. Şimdi şöyle şey yapacağız. Baş parmakların yukarıdan aşağı bastırmadan uzatıyor sanki. Böyle damağımı aşağı dudağıma doğru çekiyor. Ama bastırmadan, sıkmadan yavaşça uzatalım. Şöyle. Hiç bastırmaya gerek yok. Göreceksiniz ki dudakta bir dolgunluk olacak yaptığımızda. Bakın. Altı da aynı şekilde yapıyoruz. Dudak çizgimizden küçücük çimdiklerle geçelim. Pıt pıt pıt. Çok minik çekiyor gibi. Son olarak öpücük pozisyonu pıt 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 vuracağız. Dudaklar dolgunlaştı gördüğünüz gibi. Son. Şöyle ne varsa hafifçe yukarı doğru yönlendirelim. Elimiz nerelere değiyorsa. Yanak, kaşlar, alın, yukarı. Bir tane daha. Evet, yüz masajımızı yaptık. Yine yarım saatlik bir masaj oldu her şey dahil. Yüz yogası egzersizlerinden sonra yüz masajı da yapmanızı öneririm. Yani kasların çalışması lazım ama rahatlaması da lazım. Belki bu kadar uzun olmaz ama yine de 5-10 dakikada olsa, akşam belki kreminizi sürerken vesaire böyle kısaca bir masaj yapsanız eminim çok faydasını görürsünüz. Şimdilik benden bu kadar. Herkese öpüyorum. Sevgiler.